Kaçık Beyin'den yeniden merhaba. Programda şahane bir adamı konuk aldık. Hem psikolog hem bar psikolog. Şahane deyince. Türünün tek örneği, mesleğe yeni açılımlar getirmiş. Bayağı değişik de tanınmaya başladı. Bar psikoloğu bizimle. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden esti bar psikoloğu olmak? Nereden esti? Bir akşam arkadaşlarımla barda oturup içerken müthiş bir fikrim var diye çıkmadı. Öyle insanlar, olsa iyi olur. Ya evet ama... Hani 20 yıl artı 5 dakika gibi 4-5 sene boyunca sürekli orada burada sosyal medyada farklı ortamlarda insanları gözlemledikten sonra ve terapi yapamadığımı tecrübe ettikten sonra bu ülkede madem insanlar terapiye psikoloğa gitmiyorlar nereye gidiyorlar diye yavaş yavaş böyle zihnimde filizlenen bir düşünceyle bara gidiyorlar çünkü problemleri geçiştirmek böyle biraz özümüzde olan bir eğilim olduğu için en güzel orada geçiştiriyorlar diye düşünmeye başladım. Ve bana böyle tanıştığım insanların sıklıkla sorduğu sorulardan bir süre sonra şunu fark ettim. Yani mesleğimizi anlatmaktan mesleğimizi yapamıyoruz. Yani o kadar bilinmiyor. Ve bir süre sonra çok klişe sorular gelmeye başladı. Ve bu klişe soruları böyle toplayıp bir talk show tadında anlatsak nasıl olur derken 4,5 sene önce böyle bir şey başladı. İyi ki başladın. Evet yani şu an gayet keyifli istediğim gibi gidiyor. Güzel. Niye bar diyecektim? Zaten sen açıkladın onu yani. Evet. Biz psikoloğa gitmek yerine barda çözebiliyoruz. Daha kolay gidiyoruz bara ve orada muhabbetle ya da dertleşmeyle geçen bir zaman dilimi var. Onu biraz daha insanların kafalarını boşaltmak için gittikleri barda kafalarını dolduran bir talk show'a gene kurtulamayabilirim. Evet. İlk başladığın tepkiler nasıldı yani sizin kendi camianızdan? Çünkü sen psikologsun. Evet. Bar psikoloğu deyince ya o meslek mi alçalıyor falan gibi bir şeyler oldu mu tereddütte? Çok oldu, çok geldi ama ben az çok ne yaptığımı bildiğim için ve sürekli gelen eleştirileri dikkate aldığım için çok böyle demoralize olmadan bunu yapabilmeyi başardım galiba. Bir süre sonra da alandan İşte akademi camiasından ya da meslektaşlarımdan bol bol izleyenler ve geri bildirimler veren olunca şunu fark ettim bir süre sonra. Benimle ilgili eleştiri yapan ya da etik ihlal yapıyor diyenlerin bir tane ortak noktası var. Beni izlememiş olmaları. Yani sadece isimden yola çıkarak böyle bir ön yargıyla ara ara hala karşılaşıyorum. Barda psikolog mu bu ya? Aynen yani kafede ameliyat yapan doktor mu olur falan gibi bir şey. Aynen. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim derdim orada zaten terapi yapmak değil. Yani birilerini iyileştirme iddiam yok. Ya da insanlar içince daha rahat konuşuyor falan gibi bir mantıkla ortaya çıkmadım. Hani insanlara bir şey anlatmayla ilgili bir girişimcilik bu ki benim denediğim son şey bu zaten. Onun öncesinde fal psikoloğu denedim. Tutmadı, iyi ki tutmadı yani. Fal psikoloğu iyiymiş. Evet yani aynı mantık. İnsanlar psikoloğa gitmek yerine falca daha çok gidiyor. Hani evet. Dolayısıyla benim derdim işte içelim, işte iyileşelim falan. Öyle bir şey değil yani alkolün. İyi hissettirdiğini ama iyileştirmediğini anlatıyorum zaten barda. Birazcık. Adı böyle drink and talk. Evet, drink and talk. O yüzden o tepkiler bir süre sonra yavaş yavaş azaldı diyebilirim. Ben de ilk gösterine geldiğimde şimdi hangi seneydi hatırlamıyorum. Şey bekliyordum. Böyle bir komik bir şey geçecek. Tamam güldük, eğlendik. Yani mizah da var işin içinde ama böyle neredeyse terapi için soru soranlar da oldu. Gayet ciddi ciddi insanlar. Seni psikolog olarak ciddiye alıyorlar. Çünkü anlattığın şeyler... Hepimizin yaşadığı şeyler, yaşadığımız tereddütler, kararsızlıklar, kaygılar, saçmalıklar, yaşamla ilgili sıkıntılarımız. Gerçekten de iyi bir girişim oldu ve iyi de ilerliyor. Bir de kitap bile çıkardın yani. Aynen. Ben değil de bir arkadaş diye. Barda öyle soruyorlar çünkü. Ben de, evet o bizde genelde öyle sorulur. Eczaneden belli bazı ilaçlar alırken bir arkadaşa lazım diye alınır. O verirken der ki arkadaşına de ki bunu sabah toplayamazsın diye. Peki mizahı nasıl kullanıyorsun sen bu şeyde? Bizim derdimiz gücümüz mizah olduğu için evet. Seni o alana bağlamaya çalışıyorum. Şöyle ara ara böyle stand-up ya da komedyen olarak hani algılandığım oluyor ama ben ısrarla 4 senedir şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben komedyen değilim aslında. Anlattığım durum komedilerinin psikolojiye bağlanması evet söz konusu oluyor ama yani oradaki esas derdim mizah yapmak değil. Mizahi öğeleri kullanarak bilimsel psikoloji bilgileri anlatmak. Dolayısıyla hani komedyenim desem komedyen arkadaşlara haksızlık olacak çünkü onlar başka bir şey yapmaya çalışıyorlar ve başka bir kafa yaşıyorlar. Benim yaptığım günlük hayattan durum komedileriyle daha çok durum komedilerini kullanıyorum aslında. Onu böyle psikolojiye bağlamak aslında kabaca yaptığım bu diyebilirim yani. Sana gelenlerde şey oluyor mu? Ya kafamızda hani psikolog, psikiyatri deyince bir imge oluşur böyle. Evet. O da oturan şöyle bir... Karikatürist bir tip değil adam mi? Adam veya kadın hani evet. Öyle bir netlik vardı. Bir de bir... Uzanmış hasta. Evet. Anlatlar. Şimdi barda insanlar seni dinledikten sonra psikolojiye, psikiyatriye,
terapiye bakışlarında değişiklik olduğunu söyleyen oluyor mu? Benim esas motivasyonum aslında tam olarak o. Yani mesela eşlerinin ya da işte partnerlerinin zorlamasıyla demeyeyim de yönlendirmesiyle gelen erkeklerin gecenin sonunda psikolog böyle bir şeyse biz gideriz canım ne var falan gibi bir algıları oluşuyor. O zaman dur şu da oluyor ki kadınlar daha yatkın. Evet. İşte. Yani kadınlarda iç görü var, erkeklerde iç körü var. İç körü. Yani o biraz son dakika böyle zorlamayla gelen bir motivasyon var yani. O zaman iyi, senin bu işi yapman mesleğe de bakışı kesinlikle. En azından gelen kitle arasında bir olumlu, pozitif aynen. Değişiklik sağlamış. Derdim o zaten aslında. İyi. Ya bunu çok sıkıcı bir havada anlatırsan, o psikolog deyince kafada canlanan karikatürist haliyle anlatmaya çalışırsan kimse dinlemeyecek abi, bunu biliyorum. Yani sıkıldı artık insanlar böyle mevzulardan. Araya böyle baharat tadında bir şeyler serpiştirmek, keyifli hale getirmek galiba hepimize daha işlevsel gibi geliyor. Bana da öyle geliyor. Şimdi şey de öyle, olayları algılayışımızdaki farklılık bir rahatlama sağlar mı bizde? Yani bir şey geliyor benim başıma, ben çok eğlenerek atlatıyorum. Aslında sıkıntı çekmişim, işim yarım kalmış, bilmem ne olmuş. Fakat evet. O süreç içerisinde ben böyle deyip geçebiliyorum. Hı-hı. Bir başkası onu yaşarken böyle beyni falan kulaklarından dışarı çıkıyor. Sinirden kızarıyor, tansiyonu artıyor, bütün stres tepkilerini veriyor. Evet. İkimiz de aynı şeyi yaşıyoruz. Evet. İkimizin de işi gecikiyor, bir şey oluyor, bir aksaklık var. Şimdi benim bu bakışım bana bir rahatlık sağlıyor. Olayı daha böyle kolay atlatabiliyorum. Hı-hı. Diğeri o sinirle belki başka aşamalarına da gidiyor. O öfkenin sonrasındaki yaşattıklarını. Bunu böyle değiştirmek mümkün oluyor mu terapiyle? Yani mizah kullanarak diyeyim. Ben çünkü eğlenmek üzerine giderek yapıyorum. Bu belki benim savunma mekanizmam. Hı-hı. Şöyle mesela trafikte bir adam düşünelim. Şoför koltuğunda engellendiğini hissettiğinde, trafikte, ışıkta ya da bir iki araba vesilesiyle engellendiğini hissettiğinde kornaya direkt yapışan otomatikman, hani mesela ışıklar yanarken işte ortadaki ışık, ya ben renk körüyüm olduğum için ortadaki ışık diyorum. Ortadaki ışık yandığında ne yapması gerekir? Hazır ol, kalkacaksın birazdan demek. Şimdi bu adam 10. sırada da olsa da kornaya basıyor. Geçen bir tane gördüm, en ön sırada alışkanlıktan gene kornaya basıyor. Ya sen varsın zaten en önde, devam etsene. Adam en azından davranış tutarlıyor. Yani. Evet, şimdi oradaki hayatının direksiyonunu elinde bulunduramayan insanların trafikte ya da herhangi bir durum karşısında daha çok fevri davrandığını yorumlamak çok yanlış olmaz galiba. Dolayısıyla ağır bağlı bir durum. Evet. Hayatın direksiyonu diye not aldım. Dolayısıyla günde 2 saat boyunca trafikte olan ve 15 sene boyunca işine arabayla giden bir insanın 15 senenin sonunda hala sinirleniyor olması ve o anda bir şeyler yaparak ya da eğlenememesi dolayısıyla bir ipucu veriyor bize. Dolayısıyla kişinin bir olay karşısında takındığı tavır, onunla böyle mizahla baş etmesi vesaire biraz kişilik özelliği aslında. Ama zaten bizim yaptığımız işin, daha doğrusu psikoterapistlerin yaptığı işin en önemli özelliği şu. Dünyayı, politikacıları, dünyanın içinde bulunduğu durumu, anneni, babanı değiştiremiyorsun. Yani sen değişince onlar değişiyor gibi bir klişe var. Terapinin yapmaya çalıştığı şey şu. Trafiği değiştirebiliyor musun? Hayır. Işığın ne zaman yanacağını biliyor musun? Hayır. O zaman ya bunu kabulleneceksin, yani ya zevk alacaksın ya da 15 sene boyunca sinirleneceksin. Kalbine, midene zarar vereceksin. Şimdi bu bir... Bunu diyebilmek için... Bu tercihi bilinçli olarak yapmıyoruz. Onu diyeceğim. Bunu diyebilmek için kişinin şunu söylemesi lazım. Ben burada yanlış bir şey yapıyorum galiba, bana iyi gelmeyen. Ya ortada bir saçmalık var yani. 15 sene şikayet etmek çok akıl işi değil. Ben bunu değiştirmek istiyorum ve değiştirmek için de şu adımları atıyorum. Bunları diyebilmesi durumunda zamanla bir süre sonra dönüşmesini bekliyoruz. Terapiye giden insanların %70'inde iyi ki gitmişim, bir şeyler değişti sonucu çıkıyor. Dolayısıyla mizahla baş etmek aslında bir kişilik özelliği ve duyguları yönetme konusunda da çok işlevsel olduğunu da geçen sene Mehmet Şakiroğlu hocamın araştırmasında gördük. Yani mizah becerisi olan insanların duygu yönetimi anlamında çok daha iyi olduklarını biliyoruz. Ve terapiyle bu gelişebilir, bunu da biliyoruz. Ben iyi çok iyi bağladım şu an. İyi bağladım. Ben de üstüme alındım hemen. Dur bak, şimdi o anlattıklarını ben nereden çevireceğim? Mizaha bağlamamız lazım ya, konumuz mizah. Mizahla ilgili böyle teoriler araştırdık. Bir üç tane ana böyle insan... Tarihten. Freud var değil mi onların? Freud var. Freud'unki rahatlama. Freud'un çıkmadığı yer. Freud rahatlama diyor. Yani bir gerilim anı oldu. Bir şeyler yaşandı. Sonra bir kahkaha oldu. Boşaldık, rahatladık. Hobbes'un üstünlük teorisi var. İşte başına bir şeyler gelen birisini gördük. Hı-hı. Ters durumlarla karşılar. O biz değiliz. Ona göre üstünüz. Onun sağladığı bir öfori var. Rahatladık. Hı-hı. Gene böyle bir şey. Bir de Kant'ın var, uyuşmazlık. Hı-hı. Şimdi en çok temel böyle adlandırırsak bunlar böyle. Onda da beklenenle olan arasındaki çelişki bize komik geliyor. Gülüyoruz. Hı-hı. Şimdi bu üçü de böyle bireysel olarak ele almış olayı mizah kişi bazında.
Michael Bilt de diyor ki, ya diyor bize aslında biraz da politiktir diyor. Bu öğrenilen bir şeydir. Hı hı. Anne bir şeye güler, çocuğu da ona gülüneceğini öğrenir. Hı hı. Öğrenilir. İşte retorik tarafı vardır ve toplumsal da bir yönü vardır. Bu sebepten de diyor, hı hı, böyle şeydir. Tek başına bireyle ele alırsanız hani onu incelersiniz ama mizahın devrimsel ve disiplin edici bir tarafı vardır diyor. Devrimsel mesela örnek şey diye vermişler. İşte orta çağdaki karnavallar. Orada otoriteyle dalga geçebiliyorsun. Kralın soytarı gelip kralla dalga geçebiliyor. Halk kitleleri de aynı şekilde. Veya bizde hani gezi sürecinde olan o çok esprili dönem. Occupy Wall Street eylemlerinde olan şeyler. Bunlar böyle bir devrimsel uzama seni çıkarabilir diyor. Otoriteyle ilgili korkuyu ortadan kaldırdığı için. Bir de kahkaha yoluyla böyle baskın bir topluluk yaratıp onları da o kalıbın içine almanı sağlayan bir disipline edici tarafı vardır diyor. Geçen gün örneğini yaşadık sizin şeyde. Daha bak bunu örnek olarak kullanmamız çok iyi oldu. Taner Rumeli ile yaptığınız bir iş var. Şakanı da al gel. Şakanı da al gel. Birkaç şey çıkıyor. Stand-upçı. Şakalarını almışlar gelmişler. Belirli bir sürede şakalarını yapıyorlar. Anlatıyorlar hikayelerini. Siz sahneden sen psikolog olarak eleştirisini yapıyorsun, değerlendirmesini. Taner... Oyuncu, o perspektiften bakıyor. Sonra seyirciye soruyorsunuz nasıl diye. Seyirci de kendine geçtiyse onu söylüyor. Hikaye iyi başladı da yürümedi, sonunu bağlayamadı. Adam çok sempatik, oradan yürüse yeterdi falan gibi. Bu güzel. Fakat başında da benim bu programı kurarken niyetlendiğim soruları soruyorsunuz. Niye buraya geldiniz? Evet. Niye bizi alay ediniyorsunuz diye. Şimdi orada şuraya bağlayacağım bir şey oldu ya geçen gün. İki tane peş peşe stand-upçı çıktı. Bir tanesi bizim artık Türkçe'de cümledeki yerine göre bağlaç, edat, zarf olarak kullanabildiğimiz bir küfürü birkaç kere fazla kullandı. Seyirci bundan irite oldu. Rahatsızlığını da belli etti. Siz de sahnede bundan bahsettiniz. Hani bir iki noktada olabilirim, izahta bu var. Ama bu kadar çok olunca böyle oldu diye. O da benim sürem kısaydı. Öyle oldu, böyle oldu. Ağız alışkanlığı dedi, çıktı. Biz tabii ama çok güzel de politik hiciv yapmıştı. Orası eyvallah. Sonra çıkan bir kadın stand-upçı, onun o kullandığı küfrü herhalde 4-5 kat daha fazla kullandı. Hiçbirimiz rahatsız olmadı. Ve inanılmaz bir sempatiyle karşılandı. Evet, hep beraber de destekledik. Şimdi buradaki hikaye ne? Bu disipline edicinin içine giriyor herhalde yani. Şimdi bunlardan önce bu söylediğin teorilerle ilgili birkaç şey eklemek istiyorum. Her biri tabii çok kallavi teoriler. Mesela Freud'un biraz insana bakış açısı gerginliği azaltmak üzerine acıdan kaçıp hazza ulaşma motivasyonu olduğu için, gerçi sonradan bunu biraz değiştiriyor, tam da böyle olmayabilir falan diyor ama gülmeceyle mizahı ayırmak lazım. Yani Freud diyor ki gülmek aslında nedensiz güldüğümüz çocukluk yıllarına duyduğumuz bir özlem de olabilir. Bu biraz böyle içimizdeki çocuğa biraz gönderme yapıyor. Şimdi diğer teoride hani başkasına karşı bir üstünlük muhabbeti var ya, şimdi şöyle bir şey var ama mesela komedyen arkadaşlardan biliyorum. Sahnede kendini zeki olarak konumlandırmaktan ziyade birazcık eblek ve anlamayan bir tarzda bulunduğunda da inanılmaz komik olabiliyor. Yani ben bunu böyle düşünüyordum ama böyle değilmiş, çok şaşırdım dediğinde seyirci diyor ki aa ne kadar da saftirik. Ama aslında sahnede olan o olduğu için dolaylı olarak onu zeki olduğunu da kabul ediyor. Yani aslında mizah yapan insan direkt bir şeyleri aşağılayarak kendini üstün bir hale getirmekten ziyade bir de böyle tarafı var. Yani ben de bunu ne kadar da anlamamışım, salakmışım dediğinde de komik olabiliyor. Evet. Bunu başaran iyi komedyen oluyor yani. O evet. Kendini üste konumlamayıp bir böyle meydan okuyor gibi zekamla buradayım lan demeden. Hani saçmalıyor gibi gözüküyor ama inanılmaz reaksiyon oluyor. Dolayısıyla mizahla gülmeceyi biraz ayırmak lazım. Mesela mizahın o politik işlevi benim bildiğim kadarıyla tarihte hep vardı ve hep gülmek ya da mizah bir tehdit olarak algılandı. Öyle. Yani son 100 yıla baktığında bile kitaplar, ansiklopediler yazılır bununla ilgili. Neden mizah sevilmiyor? Neden kültürümüzde de var. Evet, o yüzden mizahçıların yani bizim kafamızdaki evet ya bu adam mizahçı dediğimiz insanın aslında alttan alta yaptığı şey ya arkadaş biz bir grup insan olarak yaşıyoruz da burada. Bir şeyler aksıyor yani, bir sıkıntı var burada. Dolayısıyla bir şeyler aksıyorsa bunun işlevi nereden bağlanıyor? Politikadan bağlanıyor. Dolayısıyla oraya bir gönderme yapmadan mizah yapmak çok zor gibi bir algı var. Dolayısıyla bu yüzden hani yasaklanıp, baskılanıp, cezalandırılıp, hatta idam edilip bir sürü hikaye var bununla ilgili. Dolayısıyla onu biraz böyle ayırmak lazım. Mesela gülmeceyi şöyle de ayırabiliriz. Mesela ilk defa tanıştığınız bir insanla sohbet ederken böyle hafiften bir şaka yaparak muhabbet başlar. Fark edin mesela. Tanışırken bir gülersiniz hafiften ama kahkaha atmazsınız. O kahkaha sonra samimiyetin başka bir işareti. Hafif bir şakayı verdin, karşıdan ne aldın ona bakarsın. O da böyle gülüp tepki verirse sosyalleşme açısından bir kaynaşma işle amacı da var.
Hani bu da yine insanlığın ilk tarihine kadar gidiyor. Hani gülmeyen grubun dışında kalıyor ilginç bir şekilde. Kalabilir işte, terbiye ediyor bir şekilde yani evet. Buraya. O da normun dışına çıkmış oluyor. Utanç da böyle. Aynen. Ya bu psikolojik olarak ölüme bile götürebilir yani insanı. Dur bak şey dedin de ben ona bir sorayım şimdi. Mizah politika böyle dengesi diye not almışım. Şimdi dedin yani böyle var olanın dışına çıkamıyoruz. İlla ona da referans gidiyor mizahla falan diye. Şeyin dengesini nasıl kuracağız? Şimdi politika, hiciv yaptık bilmem ne oldu. Fakat öyle güldük eğlendik ki bir süre sonra bizim olayın ciddiyeti kayboldu yani. Tamam evet. Güldük, eğlendik fakat hiçbir şeyi değiştiremedik. Evet. Ne oldu? Yani faydalı bir mizah mı oldu? Yani mizahın illa faydası olmalı mı bilmiyorum. Evet. Şimdi az bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Az önceki mevzu bununla çok güzel bağlanıyor. Gülmek, mizah, duygu yönetme becerisi anlamında çok işlevsel olabilir. Ama duygunun üzerine kapatan ve hayattaki sorumluluğunu almaktan seni uzaklaştıran bir savunma mekanizması da olabilir. Çok iyi cümle kurdum şu an gerçekten. Bak bunu da üstüme alındım ben. Çok iyi cümle kurdum. Dolayısıyla buradaki kritik nokta şu. Hayatına bütüncül olarak baktığında hayatının sorumluluğunu alıp bir yetişkin gibi yaşayarak, ara ara çocukluk ve saçmalama hakkını da kullanarak I am me, I am okay, ben iyiyim böyle diyebiliyor musun? Çünkü bizim işimiz birazcık aşırılıklarla. Yani gülmekte de bir aşırılık varsa o zaman bir dakika diyoruz. Yani orada bir neyi kapatmaya çalışıyorsun gibi bir algı olabilir. Yine bu Freud'un savunma mekanizmasına bağlanır. Yani bir insan bir yere bakıyorsa orada bir şey vardır. Ama bir insan bir yere bakmıyorsa orada onu ilgilendiren bir şey kesinlikle vardır. Dolayısıyla hani bu kadar goy goy mu hayat, çok emin değilim. Tamam mizah, gülelim, çok işlevsel, eyvallah. Ama sürekli de gülüyorsan burada başka bir şeyi kaçırıyor olabilir misin? Birazcık böyle bakabiliriz yani. Ben üstüme alındım bak. Karım bana çok şey yapan, Cem Yılmaz'ın şeyi var ya, erkek hani kadın tarafından soru geldiği vakit soruyu bir oksitler diyor. Biz de böyle tartışmalarımızda bana söylüyor. Diyor ki ya oksitleme diyor. Çünkü bir şey oluyor, ben bir... Geyikle oksitliyorsun. Evet. Geyikle oksitliyorum, kaçıyorsun diyor. Yani kaçmıyorum diyemiyorum çünkü. Oksitleme evet. Mesela günlük hayatta... Demek ki az oksitlemem. O... Hala oksitliyor. Günlük hayatta o biraz bende de olduğu için belki de bu ciddi mevzuları aslında mizahla konuşmayı tercih eden bir iş yapıyor olabilirim. Olabilir. Yani o birazcık bende de olabilir yani. Onu artık bir terapiye gidersin. Şeye bakalım. O ilgili algımız değişti dedik, onu dedik. Geri dönelim o zaman kaldığımız yere. Bu bir erkeğin ettiği küfür çok tepki çekerken bir dakika sonra çıkan kadının aynı küfrü defalarca kullanması ve hatta böyle pozitif karşılanması. Evet. Aradaki fark neydi? Kullanılan şey aynı. Şimdi genel olarak kabul edilen, benim de kabul ettiğim, daha doğrusu genel olarak kabul edildiğini düşündüğüm, benim de kabul ettiğim bir şey var. Seyirci her şeyin farkında. Dolayısıyla seyirci bir zeka ürünü mizah yaptığında ne söylediğinden çok onu oraya nasıl sunduğun ve o zeka parıltısını görme konusunda daha iyi. Dolayısıyla 5 dakika içinde 28 kere nananın nananın diye dersen bu tepki de çekebilirsin. Ama 35 kere söylediğinde ama bir dakika ya bu başka bir şey anlatıyor. Burada bir pırıltı var ve derdi zaten bu kadar küfür etmeyelim üzerine. Kritik nokta orası galiba. İşte o dediğim o disipline edici kısmına orada geldi. Evet. Birinci noktada siz küfür etmiyor musunuz günlük hayatta kardeşim gibi bir şey var. Ya ediyoruz da hayatın aynısını sahneye yansıtmak biraz iddialı bir şey. Yani hayatın bir iz düşümü gibi bir şey sahne aslında. Yani bunun provası var benim. Gerçek değil o yani. Değil. Gerçekmiş gibi algılamak yine insanın aynı nöronlarıyla ilgili, beyinle ilgili, bir empati becerisiyle ilgili bir şey. O zaman orada olan şey şuydu veya o örnek üzerinden gidersek dezavantajlı grup veya bu küfre muhatap olan kişi aynı şeyi kullanarak üst üste defalarca bunun saçmalığını bize gösterdi. Evet. Böyle erkekler olarak utandık veya çok kullanan kişiler olarak. Çünkü bir de seksist de bir küfür. Bıçak sırtı mevzularda dolanıp bir yandan da aradan o küfürü verince seyirci şunu anlıyor. Sen derdin küfür etmek mi? Hayır. Hiciv mi yapıyorsun? Gibi bir şey yani. Tamam. Çok güzel oturdu ya şu an. Güzel oldu içime sindi. İyi oldu, teşekkür ederim. Bize şey sormamı istemişler. O zaman şimdi sen psikologsun. Türünün tek örneği ve başarılı örneği. Başarısız da olsan teksin yani. Orada bir garantimiz var. Türünün tek ördeği. Ördeği. Şimdi biz senin de psikolog olarak konuştuk bir yandan. Bir yandan da mizahı kullanan birisi olarak konuştuk. Ben böyle insanlara şey soruyorum. Çevremde danışıyorum da. Yani mizahla ilgili bir videolar yapıyorum, program yapıyorum. İnsanların ilk algısı şey komik mi olacak diye. Ya hani konuşurken komik şeyler de olabilir. Yani olması şart değil. Sıkıcı şekilde de konuşabiliriz. Derdim benim mizahı
dönüştürücü, değiştirici bir güç olarak kullanabiliyormuş, kullanmışız tarih boyunca. Bu bir şekilde bizi güçlendirmiş, en azından dayanma gücü vermiş. Bunu hangi alanlardaki insanlarla konuşayım diye düşündüğüm vakit şey böyle hani linguist birisi de çok fazla ilgili bu alanla. Bu benim işim değil diyemez. Aynen. Tarihçi... Çünkü ben az önce bir kelime şakası yaptım ve komikti yani. Ha, tarihçilerle ilgili konuşabiliriz çünkü mizah dergileri çıkmış. Aynen. Demin konuştuğumuz o ortaçağ karnavalları, otoritenin küçültülmesiyle ilgili şey var. Psikolog zaten seninle konuştuk. Gösterge bilimcilerle konuşabiliriz çünkü karikatürlerde bir de bazı böyle insanlar tipleştiriliyor ve o artık kesin bir yargı oluyor. Bir tip görüyorsan onun artık bütün sosyal konumunu biliyorsun. Sosyoekonomik olarak şuradadır, bu fikri yapar, bu partiye oy verir, böyle davranır, şu durum karşısında diyebiliyorsun. Bunları da değiştirebileceğimizi düşünüyorum ben mizah yoluyla. O fikri de değiştirebiliriz. Böyle bir adam çizersin ama tamam, o beklenenin tersini yapan bir adam olarak bir tip koyarsan bu komik olur mu? Olur. O beklenenin dışında olduğu için. Bir yandan da böyle bir farkındalık sağlar mı acaba? Deminki disipline ediciye. Yani şimdi bu Twitter'da falan çok yürüyor. Restoranlarda işte şunu yapanı görüyor musunuz artık abi bize ortaya? Şimdi yaparken, şimdi o Cem Yılmaz'ın ilk çıktığı zamanlarda tam yaptığında insanlar Cem Yılmaz'a gönderme yapıp gülüp bir süre sonra da hiç yapmamaya başladılar. Yani dolayısıyla mizahın davranışları değiştirme konusunda, farkındalık konusunda birçok şeyden daha etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten tam olarak duygu bellek bağlantısının çok önemli olduğunu ve davranışın değişmesinin ya da farkındalığın işin içine duygu, neşe, şaşırma girdiğinde daha işlevsel olduğunu bildiğim için aslında bunu kullanıyorum. Bir şeyi değiştirme konusunda çok etkili bir silah olduğunu düşünüyorum. Tabii mizahı yaparken şöyle bir şey var. Belli bir tipi çizersen oraya karikatür anlamında ya da belli bir kesimle ilgili şaka yaparken o çok bıçak sırtı bir nokta. Yani tamam, birilerini rahatsız etmiyorsan yeterince iyi bir iş yapmıyorsundur, eyvallah. Yani o masayı kaldırıp atarak da devirerek de bir şeyler değil. Ya çok ince bir ayar var. Zeka ve şey dil becerisi, gözlem galiba burada devreye giriyor. Yani kalıcı giriyor. Olan o oluyor. Hani marjinale kayıyor bir tanesi. Masayı devirenden de hoşlanan var. Var, aynen. Toplumun bir küçük kesimi. Aynen. Tam tersi öbür uçta da hani o çan eğrisi gibi düşünürsek en uçta, karşılıklı iki uçta var. İki tarafta da farklı ideolojilerde. Ama galiba karşılığını en çok bulan o ortalamanın o büyük tepe yaptığı noktaya yaklaşanlar ki oradakiler de işte o zekayı bekliyor. Daha ince şeyi bekliyor. Hep bekliyor mu bilmiyorum. Hani filmlerden şundan bundan bakıyoruz. Çünkü ben bunu yapıyorum. Hiç böyle mizah eksikliği çekiyoruz gibime gelmiyor bir yandan. Çünkü komedi filmleri yapılıyor. Stand-up şovlar yapılıyor. Açık mikrofonlar var. Biliyorum bir sürü insan çıkıyor. Mesela şey çok ilginç tam bu noktada. Mesela Türkiye'de özellikle Cem Yılmaz'ın filmlerine işte gülmüyorum diye bir eleştiri var ya. Mesela Ricky Gervais'in Afterlife dizisine baksınlar o zaman. Yani herif 5 sezon boyunca yaz sürecini anlatıyor. Herif yıllarca komedi yaptı. Louis C.K. aynı şekilde başka bir dram yapıyor şu an. Yani dolayısıyla mizah deyince bizim genel olarak şöyle bir şey aklımıza geliyor. Bir şaka yapılacak, komik olacak ve biz çok güleceğiz, geçip gideceğiz. Ya işte bu şey, güzel vakit geçirdik, çok eğlendik. Yani bundan daha fazla bir şey galiba. İşte ben yani dramla uğraşır aslında biraz da. Onu beklediğim şey hikaye. Onu Sinan'la konuşurken de söylemişti o şeyin adamcağızın adını unuttum ama şey diyor. Ya diyor ben diyor eğer böyle dinleneceksem, rahat bir böyle süreç geçireyim istiyorsan bir drama yaparım diyor film çekerken. Eğer diyor çok çalışıp diyor böyle zorlanıp iyi bir iş ortaya koyacaksam komedi yaparım diyor. Yani ikisinin dengesi arasında bir sıkıntı var demek ki komediyle ilgili. Mesela Ricky Gervais çok ikonoklast da bir adam. Hani böyle fansif mizah dediğimiz şeyi çok saldırıyor da bazı şeyler ama dediği belli adamın. Tavrım bu, bunu yapıyorum, bu kötüdür. Ben bunun şakasını yapıyorum. Kötü olan bu değildir. Belki demin dediğimiz o çok küfreden kadının artık onun saçmalığını bize göstermesi gibi. Kaldı ki Ricky Gervais'in o Afterlife'ını ben de izledim. Bulursanız izleyin arkadaşlar. Çok iyi. Yani ağır bir drama ama gülüyorsun da. Aynen öyle. Bir tarafı da var. Kara mizah değil ama net bir mizahı var. Yani. Jim Carrey'nin de Kidding var mesela. O da çok acayip. Yani bunlar hep komediyle bilinen insanlar. Onun mizahı daha sert. Çok yani, aynen, evet. Da... aynen öyle. Şimdi onu da konuştuğumuza göre inşallah izleyenler tatmin olmuştur arkadaşlar. Toparlayayım ben. Çok sağlam soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Bar psikoloğu olmak isteyen gençlere neler önerirsiniz diye soruyorum. Bar psikoloğu olmamalarını öneririm çünkü çok net. Ben bar psikoloğu olacağım diye bu yola çıkmadım. Benim iki tane temel motivasyonum vardı. Bir tanesi ben bu işi çok seviyorum. Psikoloji alanından bahsediyorum. Okumayı, düşünmeyi, muhabbet etmeyi, anlatmayı.
İki, bu işi yapabilecek becerim de var galiba. Şimdi bu ikisi yoksa zaten istediğinizi olmak isteyin biraz zor oluyor. Dolayısıyla bıkmadan, usanmadan gözlem yapmaya, okumaya, düşünmeye devam ederek bir yandan da keyif aldıkları şeyleri birleştirebilirlerse onların da öngöremediği ve hiç tahmin etmeyecekleri bambaşka bir girişim çıkacaktır. Yapmaya çalışanlar oluyor ama kendileri olmadığı için tam işlevsel olmuyor. Olmayın diyor. Bar başka bir şey olun. Kendiniz olun. Kapatmadan önce bir şeyini duyuralım senin. O kitabını da söyleyelim tekrar. Ben değil de bir arkadaş. Türkiye'de 40'a yakın şehirde 400'ün üzerinde yaptığım bu bar gösterilerinde en çok sorulan psikoloji ve psikoterapi klişelerini anlattığım biranızı kahvenizi yudumlarken işte okuyabileceğiniz keyifli bir psikoloji kültürü kitabı diyebilirim. Yani ben psikolojiye meraklıyım, okumak istiyorum. Rollo'dan önce ya da Freud'dan önce ne okuyayım diye. İyi bir başlangıç. Ben okudum, yani. Tavsiye ederim. Aynen. Teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Bar psikoloğunu ağırladık. Mizahın peşinde program devam edecek. Görüşmek üzere.